Selam arkadaşlar, bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda takipçim hesabını inceledim serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sizden tam 600 like bekliyorum. Eğer 600 like gelirse takipçim hesabını inceledim serisinin devamı gelecek. Bana Instagram'dan çok fazla yazan bir arkadaş oldu. Yani aylardan beri bana yazıyor. Abi incele, abi incele, abi incele diyor. Zamanım olmuyordu. Normalde onun sırası daha geçti. Ama bu arkadaşın hesabı çok güzel olduğu için biraz daha öne almak zorunda kaldım. Arkadaşımızın hesabı çok güzel bir hesap. Hesaba girer girmez önüme çok güzel bir BMW geldi. BMW'mizin özellikleri şöyle: kaputu yok arkadaşlar arabanın. Gördüğünüz gibi kaputunu çıkarmış. Bunun bir taktiği var, zaten söylemişim size. Ve arkadaşlar, arabanın arka kaportası yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba yok, yani arkası yok. Bunu biliyorsunuz GG ile yapıyorlar. Büyük ihtimalle bu arkadaşımız da GG ile yapmış. Çok güzel olmuş. Harbiden çok beğendim bu arabayı. Renk uyumu falan efsane ya. Mavi, sarı, siyah, bu üç çok güzel uyum yapmış. Ben çok beğendim bu arabayı. Şimdi sıradaki arabamıza geçelim. Bu hesap harbiden çok güzel bir hesap. Gördüğünüz gibi böyle Mercedes'imiz var. Çok güzel bir Mercedes. Zaten önünü göstereyim. PUBG'nin karakterini çizmiş Battleground. Çok güzel olmuş abi. Harbiden yani. Ellerine sağlık diyorum. Aynı şekilde lastiklerin yan köşelerine Battleground falan yazmış. Arabayı çok beğendim abi. Mükemmel güzel yapmış. Yani bu arkadaşımız harbiden başarılı bir arkadaşımız. Chevrolet Camaro. Bu çok güzel bir araba. Yani Transformers gibi yapmış. Tabii birkaç özelliği farklı. Bütün arabaları krom... Abi... Sen ne diyorsun? 2007 falan yazmış. Şu güzelliğe bak. Şu detay var ya, beni benden aldı abi. Şunu yapmak inanılmaz zor bir şey. Bir de detaylı falan ya. Harbiden mükemmel olmuş. Arka plakada Yiğit Uğur yazıyor. Buradan da selam olsun. Herhalde adı Yiğit, bilmiyorum adını ama büyük ihtimalle Yiğit adı. Araba çok güzelmiş harbiden. Bu arabayı bayağı başarılı buldum. Hatta belki en sevdiğim araba bu olabilir. Sırada şöyle bir BRZ'miz var. Motor çizimli BRZ. Motor çizimini çok güzel yapmış ama motoru neden mavi yaptığını anlamadım. Hani araba mavi, yani lacivert daha doğrusu. Araba lacivert, motor lacivert falan, böyle bir uyum olmamış. Keşke motoru biraz farklı bir renkle yapsaydın çünkü daha belli olurdu. Ama yine de mükemmel olmuş. Bakalım arka plaka var mı? Abi var tabii ki de. Plakası var ama okunmuyor. Ama bir şey olmaz yani, plaka olması önemli. Zaten ben plakasız arabaları pek sevmiyorum. Araba dediğim plakalı olacak abi. Yani plakasız araba çok tuhaf duruyor bence. Burada bir tane kromuz var yine aynı şekilde. Çok güzel yapmış abi bak. Altın renginde çok güzel parıldayan bir krom. Önüne kırılmış bir kalp çizmiş. Aga be harbiden. Üzmeyin lan şu çocuğu. Jantlar falan var ya, yakıyor. Arabayı biraz fazla basmış, farkındayım. Arabanın içine bakalım. Arabanın içi de çok hoşuma gitti harbiden. Bunu belki birazdan sürebiliriz. Eğer çok araba yoksa hesapta, buna girip sürebiliriz. Burada bir tane BMW E36'mız var. Bu çok güzel olmuş abi harbiden. Ön plakaya Ankara yazmış. Arkaya ne yazmış? Deli Metin Performans yazmış. Böyle bir şeyler yazmış. Güzel olmuş. Araba harbiden şekil ya bak. Pirana falan yazmış. Markalar yazmış. Kendi çapında bir araba yapmaya çalışmış. Akın Oto Yıkama yazmış. Abi çok güzel olmuş be. Harbiden bak. Bu çok hoşuma gitti. Arabanın içi de şöyle yüklenmiş halini göstereyim. Güzel yani. O kadar kötü değil. Bence güzel olmuş. Harbiden eline sağlık. Burada bir tane pembe ile mor arası karışımlı BMW'miz var. Yan tarafa Sakura yazmış. Bir şeyler. Aa Sakura, bir dakika. Karakter mi? Abi evet, karakter çizmiş. Mükemmel yapmış yalnız. Of. Şu detayın güzelliğine bak. Plakaya Suzuki yazmış. Suzuki. Öyle bir şey herhalde. O nasıl okunacağını bilmiyorum. Siz yazarsınız yorumlara. Bak mesela bu arabada bir sıkıntı var. Sıkıntıyı şöyle açıklıyorum. Arabanın rengi pembe. Çok güzel, okey. Ama neden arabanın gözü açık bir şekilde yeşil? Yani fosfor yeşille pembenin uyumu hiç güzel yok. Yani bence hiç yakışmamış bu fer rengi. Ama araba çok güzel bak. Buradan tekrar söylüyorum. Jantların falan da güzel. Tabi jantları biraz daha farklı yapabilirdin. Bu yakışmamış pek fazla ama yine de güzel. Scirocco'muz var abi. Siyah renk. Önünde köpek balığı fotoğrafı var. Zaten oyunda çıkartma olarak köpek balığı var. Biliyorsunuzdur. Bu arabanın plakası yok yani. Güzel ama keşke plaka yapsan. Scirocco'nun içine bakalım nasıl bir şeymiş Scirocco'nun içi. Scirocco'nun içi çok güzelmiş yalnız bak. Volkswagen'lerin zaten, ben bir Volkswagen hastasıyım, bunu belki biliyorsunuzdur. Volkswagen markayı çok seviyorum. Yani bana Volkswagen kaliteli geliyor. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama Volkswagen harbiden güzel bir marka. Evet arkadaşlar, hesaptan çıkmadan önce son bir kez arabaların beygirlerine baktım. Arkadaşımız tamamen kendi emekleri yapmış. Harbiden helal olsun. Buradan selam olsun. Single'a gireceğiz ve son birkaç kere drift atacağız. Şimdiden oyun içine girelim. Evet arkadaşlar, oyun içine girdik. En çok beğendiğim arabayı aldım. Yani bu BMW'yi aldım. F10 galiba anladığım kadarıyla. Arkada da yazıyordu F10 ama. Bakayım F10 mu? Evet, arkada da F10 yazıyor. Büyük ihtimalle BMW F10 modeli gibi bir şey. Araba harbiden güzel. Yani arka tarafın olmayışı zaten benim çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle son bir kez drift atalım bu arabamızda. Abi araba bebek gibi ya. Keşke hileli olsaydı. 1 HP falan olsaydı. Belki daha güzel olabilirdi ama. Belki arkadaşımız hile değildir. Onun için bir şey demiyorum.
1 HP araba olsaydı böyle bir gazlardık, bir 10.000 kilometre falan. Ben böyle arabaları çok seviyorum ya, hoşuma gidiyor ama oyunda seviyorum. Gerçekte olsa büyük ihtimalle çok çirkin dururdu bu araba ama oyunda harbiden güzel olmuş yani, benim görüşümce güzel. Arabanın drift performansı da harbiden hoşuma gitti yani. 925 HP mi ne, öyle bir şeydi herhalde. Yani hileli bir arabamız değil. Bunun GG'de bir kodu vardı, öyle yapılıyordu benim hatırladığım kadarıyla, bilmiyorum. Ben GG yüklemiyorum bu arada, kullanmıyorum çünkü hem iPhone kullandığım için kullanmıyorum hem de gerek yok yani. Oyunlar genelde hile olduğunda tadı çıkmıyor oyunlar, onun için bence hilesiz oynayın. Hile biraz haksızlığa giriyor, onun için ben kullanmıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye etmiyorum açıkçası. Tabi bazıları var böyle 1 HP'lik araba falan yapıyor, onlara bir şey demiyorum, onlar yapsın çünkü kullanıyoruz yani, dağıtıyoruz en azından. Neyse abi, bu arabadan bu kadar drift attığımıza göre videoyu burada bitirelim. Umarım eğlenmişsiniz, umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi takipçi hesabını inceledim serinin devamı için. Bu video tam 600 dakika bekliyorum. Eğer 600 dakika gelirse böyle serilerin devamı gelecek. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bir koşun, kibarlı kalın. Bay bay efendim. Evet arkadaşlar, videoyu bitirmeden önce şu duyuru yapmak istiyorum. Videoları izleyen arkadaşlarımızın %75'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Şimdi size nasıl abone olacağınızı göstermek istiyorum. Birinci olarak şurada abone ol tuşu var. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Abone oldunuz şu anda. Şu an Kibar Blok Beta kanalına abonesiniz. Eğer attığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız, yani videoların altına ilk yazabilmek istiyorsanız, şuradaki küçük bir çan butonu var. Buna tıklayıp tümünü aktif etmeniz lazım. Eğer böyle yaparsanız benim attığım her video size bildirim olarak gelir. Ve arkadaşlar, videoları izlediğiniz zaman hiç kimse like atmıyor. Bunu fark ediyorum. Nasıl like atacağınızı şimdi size gösteriyorum. Şurada küçük bir like tuşu var. Böyle şöyle el şeklinde okey tuşu gibi bir şey var. Buna tıklıyorsunuz, like atmış oluyorsunuz. Ve arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra da küçük de bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Bugünlük videomuzdan bu kadar. Kendinize bak hoşçakalın, kibar böyle kalın. Dediğim gibi 600 dakika gelirse takipçi hesabını inceledim serilerine devamı gelecek. Size çok seviyorum. Kendinize bak hoşçakalın, kibar böyle kalın. Bay bay efendim.